Ekran kaydı alalım. Aldık şuradan. Tekrar şunu, o değil de neresiydi? Burası mı? Bir şey nerede? Bir dakika. Şöyle. Bir dakika. Şöyle. Ekran paylaşımı yapalım. Şey mi görüyoruz ya? Görüyoruz? Evet. Kapatalım, bir daha şey yapalım. Arkadaş, masa üstü. Şunu ekran şu anda ne görüyoruz arkadaşlar? Şu an sorular var hocam. Ha, örnek 9'u görüyoruz mu? Evet. Ha, tamam. Görüyorsak tamam, problem yok o zaman. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Şöyle temizliyorum. Yazarken yazıyorum kalem. Kalem yazıyor mu şu anda? Yazıyor Yazıyor değil mi? hocam. Evet. Tamam. Tamam o zaman. Problem yok o zaman. Hemen örnek ona bakalım arkadaşlar. Toplamın alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farkı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar en büyük değeri şöyle düşünebiliriz. A'dan A'ya fonksiyon olduğu için ben diyorum ki F4'ümüz arkadaşlar 6'ya gitsin. F3'ümüz 5'e gitsin. 1'e 1. Fonksiyon olduğu için görüntüler farklı. F2 arkadaşlar 4'e gitsin. F1 3'e gitsin. Toplarsak bu en büyük değer. En büyük değer ne olur? 10, 18. En küçük değeri bulmak istiyorsak arkadaşlar bu sefer şöyle düşünüyorum. F1 1'e gitsin. F2 2'ye gitsin. F3 3'e gitsin. F4 4'e gitsin. Bu da en küçük değer. En küçük değer toplarsak ne olur? 7, 10. En küçük değer 10, en büyük değer 18. O zaman 18'den 10'u çıkarırsak arkadaşlar ne olur? 8 olur. Bu da 2013'te ÖSYM'de çıkmış sınav sorusu. Doğru cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Birebirlik şartı neydi? Her bir elemanın görüntüsü farklı olacaktı arkadaşlar. Bu şekilde formülüze edebiliriz. Evet arkadaşlar, özellikle ÖSYM sorularını kesin ve kesin gözden geçireceğiz. Bazı soruları geçeceğim arkadaşlar. Birbirine benzeyen sorular olduğu için onları geçeceğim. Soru seçeceğim yani. Bu etkinliği size bırakıyorum arkadaşlar. Buna benzer çok soru çözmüştük. Birebir örtenlikle ilgili. Evet. Şimdi burayı okuyalım. Buğra okuyabilir miyiz sesli bir şekilde burayı? A ve B sonlu birer küme A ve B sonlu birer küme olmak üzere F A'dan B'ye fonksiyonunun birebir olması için SB büyük eşit SA olmalıdır. SA M ve SB ne eşittir ne olmak üzere A'dan B'ye tanımlı birebir fonksiyon sayısı n faktöriyel bölü n eksi m faktöriyel olur. Evet arkadaşlar, bu formülle ilgili bir örnek yapalım. Bir formülü çözelim, bir de formülsüz çözelim arkadaşlar. Formülü çözümümüz neydi? İşte B'nin eleman sayısı SB arkadaşlar n'di. N'imiz kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Peki SA'mız nedir arkadaşlar? SA'mız o da neydi?
O da 1, 2, 3. 3 eleman. Birebir bize diyor ki A kümesinde B kümesinde kaç farklı birebir fonksiyon yazabiliriz? Formülümüz neydi arkadaşlar? Formül. Geriye alıyorum. Bakın. N faktöriyel bölü N eksi M faktöriyel. Yani birebir fonksiyon sayısı fonksiyon sayısı eşittir. 5 faktöriyel bölü 5'ten 3 çıkar. 2 faktöriyel. 5 faktöriyel 120. 2 faktöriyel 2. 60 tane fonksiyon, birebir fonksiyon yazabiliriz. Bu formülü çözün. Birinci yol diyelim. Şimdi ikinci yoldan göstereyim arkadaşlar. İkinci yoldan formülsüz çözüm. A kümesi diyorum. 1, 2, 3. B kümesi arkadaşlar. A, B, C, D, bir de E var. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki bir kaç adrese gidebilir arkadaşlar? Birin görüntüsü A olabilir, B olabilir, C olabilir, D olabilir, E olabilir. Birin arkadaşlar 5 görüntüsü olabilir. O zaman 1, 2, 3 diyorum. Bir kaç adrese gidebilir? 5 adrese. Peki diyelim ki örneğin bu 1, 5 adresten örneğin A'ya gitmiş olsun. A'ya gitmiş olsun. 2'nin gideceği adres sayısı ne olacak? 2 A'ya gidemez arkadaşlar. 2 A'ya giderse birebirlik bozuluyor. Burayı anladık mı? 2 A'ya giderse birebirlik bozuluyor. O zaman ben ne yapacağım? 2 A'ya gitmesini önleyeceğim arkadaşlar. 2 A'ya gidemez diyeceğim. A'ya gidemezsin. O zaman nereye gidebilirsin diyeceğim. Senin gideceğin kaç adres var? 4 adres var. B var, C var, D var, E var. O zaman 2'nin gideceği 4 tane adres var. Örneğin arkadaşlar 2 B'ye gitmiş olsun. Siz C de yapabilirsiniz, D de yapabilirsiniz. E. Bunlardan bir tanesini gösterdik. O zaman 3'e kaç tane adres kaldı arkadaşlar? 3'e C, D, E. 3 tane adres kaldı. Bunlar aynı anda gerçekleştiği için arkadaşlar çarpıyoruz. 5 kere 4 20 çarpı 3 ne yapar? 60 tane birebir fonksiyon yazılabilir. Evet arkadaşlar var mı sormak istediğimiz, anlamadığımız yer? Evet. Ses 1-2 kontrol. Yok hocam, anlaşıldı. Uğur hoş geldin ya. Hoş buldum hocam. Evet. Uğur beni almıyor. Şu anda şey yapıyoruz. Çekim yapıyoruz. Bunların şeyi de YouTube'a yükleyeceğim. Diğer ders değil de bu dersi inşallah sorunsuz bir şekilde YouTube'a yükleme yapacağız. Evet. 12. soruyu senden duymak istiyoruz Uğur. Okuyabilir miyiz? Tabii ki. Kırlara piknik yapmaya gidecek olan 5 arkadaş yapılacak işler için aşağıdaki tabloyu hazırlıyorlar. İş dağılımı aşağıdaki kurallara göre yapılıyor. Aykut ulaşımdan, Can pişirme işlerinden sorumludur. Her bir kişi yalnız bir görev alacaktır. Buna göre kaç farklı şekilde görev dağılımı yapılabileceğini bulalım. Evet arkadaşlar bunu şöyle düşünelim. Bakın kişiler ile yapılacak işler arasında birebir eşleme anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Bakın diyor ki bize arkadaşlar her kişi yalnız bir görev alacaktır. Buradan bu manayı çıkarabiliriz. Buradan bu manayı çıkarabiliriz. Şimdi Aykut arkadaşlar ulaşımdan ondan sonra ne var? Berk arkadaşlar. Berk diyelim. Sonra Can diyelim. Sonra Deniz diyelim arkadaşlar. Sonra Emre diyelim. Emre diyelim. Şimdi Aykut demiş ki ulaşımdan yani şuradan sorumlu bir tane işle ilgileniyor. Sonra arkadaşlar Can ise pişirme yani şurada et, sucuk vesaire pişirmeden sorumlu. O zaman bu da bir tane işle ilgili. Geriye arkadaşlar ne kalıyor? Can bir dakika Can yanlış oldu. Şurayı düzeltiyorum arkadaşlar. Yanlış yeri yazdım. Burayı düzeltiyorum. Diğer tarafı yazacağım da oraya yazdık. Evet. Can
pişirmeden sorumlu, değil mi? Dolayısıyla buraya bir yazıyorum. Şimdi Berk kaldı, Deniz kaldı, Emre kaldı. Arkadaşlar iki tanesi elendi burada. Hani birebir eşleşme olacak ya. Şimdi Berk arkadaşlar biz Aykut ve Can'ı hangi işle ilgilendiğini soruda vermiş. Şimdi Berk kaç tane meslekle karşıya kalabilir? Mangal yapabilir, aktiviteler ya da yemeklerin servisi. Yani 3 durum var Berk'in yapacağı iş. 3 durum var. Diyelim ki Berk mangalla uğraştı. Mangal işini üstlendi. Şimdi Deniz ve Emre kaldı. Deniz kaç tane işle, yapacak işlerle uğraşabilir? Ya aktivite ya da yemeklerin servisi Deniz. O zaman 2 durum var. Örneğin arkadaşlar diyelim Deniz aktiviteyle uğraşmış olsun. Sonra Emre kaldı. Emre de tek bir seçenek kaldı. Yemeklerin servisi. Bir durum. Bu durumlar aynı anda gerçekleştiysin arkadaşlar. Kaç farklı şekilde görev dağılımı olur? 6 farklı şekilde görev dağılımı olacaktır. Evet, var mı sormak istediğimiz? Yok hocam. Tamamdır. Geçiyorum o zaman. Şimdi diğer sorumuza bakalım diyeceğim. Tıklama silinme herhalde şey. Evet. Birim fonksiyonu arkadaşlar FA'dan A'ya bir fonksiyon olmak üzere tarım kümesindeki her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim, diğer ismi özdeşlik fonksiyonu denir. Birim fonksiyon fx eşittir x biçiminde gösterilir. Yani içine ne yazdıysanız arkadaşlar aynısını dışarı veriyor. Yani fonksiyonda ne yazarsanız aynısını dışarı yansıtıyor. Biz buna biz ne diyoruz? Birim fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Birim fonksiyon diyoruz. Evet. Şimdi bakalım hemen sorumuza. İlk örneğimizde arkadaşlar diyor ki aşağıdaki kütleler bir baskülüne konulduğunda altlarında yazan miktarı göstermektedir. Buna göre baskülün yaptığı bu işlemi bir fonksiyonla ifade edip türünü yazalım. Arkadaşlar basküle konulan her kütle göstergede yine aynı miktarı göstereceğine göre o zaman tanım kümesindeki yani yukarıdaki ağırlıkları olacak biçimde biz birim fonksiyon tanımlayabiliriz. Yani basküle diyelim ki 0,5'i mi koyduk arkadaşlar? Görüntüde olacak bunun karşılığı 0,5 olacak. Yani basküle arkadaşlar diyelim ki 1 kiloyu mu koyduk? Sonuç bana 1 kilo gösterecek. Yani kısaca fx eşittir x şeklinde tanımlayabiliriz arkadaşlar. Sorumuz da bu şekilde olacak. Evet, devam edelim. Paylaşım notumuzu birimiz okuyalım. Hemen bakayım ekrana kim var. Evet, Bilal, Buğra, Mahmut, Uğurcan, Yunus Emre. Tersten bu sefer başlayalım. Yunus Emre okusun, sonra Uğurcan, 3. sırada Mahmut, 4. Buğra. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Paylaşım notunu okuyalım bunu. F fonksiyonu fx eşittir x biçiminde. Birim fonksiyon ise x'in kat sayısı 1'e eşittir. Diğer terimler 0'a eşittir. Evet arkadaşlar. Bakın birim fonksiyon ise x'in kat sayısı ne olacak? 1 olacak arkadaşlar. 1 olacak. O zaman dikkat ederseniz içeri ne yazdıysak biraz önce demiştik ki içeri ne yazdıysanız dışarı da aynı şekilde fonksiyon yansıyacak. Yani şunu demek istiyoruz. F içerisinde 3x artı 4 mi yazdınız? Bu madem ki birimse arkadaşlar ne yapmanız lazım? Aynısını çıkartmanız lazım dışarı. Neden? Şu yüzden arkadaşlar fx eşittir x olacak diye birim fonksiyon. Siz x yerine 3x artı 4 yazdınız da sonuçta 3x artı 4 olarak çıkacak bu yüzden. Dolayısıyla arkadaşlar bu eşittir diyorum. K eksi
eksi n x. Arkadaşlar şuradaki 4 k'ya eşit olacak. K eşittir 4 diyorum. X'in k sayısı 3 eşit olmalı arkadaşlar. Şuradaki ifadeye k yerine de 4 yazalım. Eksi buraya 4 yazıyorum. 4 eksi n. O zaman 3 eşittir. Eksi 4 artı n olur. N'imiz buradan arkadaşlar 7 çıkar. Bana k artı n'i soruyor. 4 7 daha ne olacak? 11 olacak arkadaşlar. Yani doğuracağımız Ceyhan diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu soru da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Geçiyorum burayı da. Sormak istediğiniz bir şey yoksa. Evet. Fonksiyon birim fonksiyon ise arkadaşlar f içerisinin m artı neyi soruyor. Bazen ben okuyorum. Siz böyle olduğu zaman hemen devreye girebilirsiniz arkadaşlar. Okuyabilirsiniz. Şimdi birim fonksiyon dediği için arkadaşlar bakın fx birim fonksiyon dediği için buraya x yazılmış ya hani x yazılmış ya sonuçta x olarak çıkması gerekir. X olarak çıkması gerekir. Yani ne demek arkadaşlar? X'in k sayısı 1 demektir. Yani şurası 1'e eşit olması lazım. X kareye yer yok arkadaşlar. O yüzden buranın k sayısı 0 olması gerekir. M artı 2'yi 0'a eşitliyorum. M'miz buradan eksi 2 olmalı. M eksi 2 ise yerine yazıyorum şurası. Eksi 2 tane n eksi 3 eşittir 1 olmalı. Buradan eksi 2n eşittir 4. N'imiz arkadaşlar eksi 2 çıkar. N'imiz eksi 2. Bana diyor ki arkadaşlar f içerisinde m artı ne? Yazalım f içerisinde m artı ne? M'miz ne? Eksi 2. N'imiz ne? Eksi 2. Bana f içerisinde eksi 4'ü soruyor. Sorsun. Şimdi fx'i hemen yazıyorum arkadaşlar. Fx'i yazıyorum. Fx nasıl bir fonksiyon? Burası 0. Gitti. Burası 1 yazdık ya 1 olması için fx eşittir x. Fonksiyonumuz bu. Bana diyor ki f içerisinde eksi 4 ne olur arkadaşlar? Sonuç eksi 4 olur. Yani içeri ne yazarsan dışarıda aynısı çıkacaktır. Doğru cevap Adana diyebiliriz. Evet arkadaşlar var mı sormak istediğimiz? Yok hocam. Geçiyorum burayı. Arkadaşlar birim fonksiyon diyor. Yine biz ne yapacağız? 2x içeri ne yazıyorsanız yazıyorsanız aynısı dışarı çıkacak. 2x eksi 3 diyeceksiniz. O zaman burada düzenleme yaparsak a artı 3 çarpı x eksi b artı 3 eşittir. 2x eksi 3 olması lazım. Buradan arkadaşlar burası 2 olması için a'mız eksi 1 olması gerekiyor. A eksi 1. Sonra eksi b artı 3'ü eksi 3'e eşitliyorum arkadaşlar. B'miz de ne olur? 6 olur. B'yi de bulduk. Bana a çarpı b'yi soruyor. Eksi 1 ile 6'yı çarparsam arkadaşlar doğru cevabımız ne olur? Eksi 6 olur. Evet geldik arkadaşlar. Bir diğer fonksiyon çeşidimize sabit fonksiyon arkadaşlar. Evet burayı okuyalım dinliyoruz. Evet. Okuyayım hocam ben de saydı. Tamam dinliyoruz. F A A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere tanım kümesindeki bütün elemanlar değer kümesinde bulunan yalnız bir eleman ile eşleşiyorsa F fonksiyonuna sabit fonksiyon denir. Evet. Sabit fonksiyon C eleman B olmak üzere Fx eşittir C şeklinde de gösterilir. Görüntü kümesinin eleman sayısı 1 olan fonksiyondur. Yani görüntü kümesi sadece tek elemandan oluşuyorsa arkadaşlar biz buna sabit fonksiyon diyoruz. Bakın hepsi adres 2'ye gitmiş arkadaşlar. Adres hepsi 2'ye gitmiş. Dolayısıyla biz buna
sabit fonksiyon diyoruz. Bakın ikinci de hepsi 2. Ya da bunu şekilde de gösterebiliriz. İşte tanım kümesi 1, 2, 3, 4, 5. Değer kümesi hepsi 2'ye gidiyor. Bu da 2'ye gidiyor. Bu da 2'ye, bu da 2'ye, bu da 2'ye, bu da 2'ye. Hepsi sabit bir yere gidiyor. Dolayısıyla sabit fonksiyon adını veriyoruz. Evet. Bir örneğimiz arkadaşlar. Buna bakalım. Evet, okuyabiliriz arkadaşlar. Bir sinkte bulunan dönme dolaba biniş, gondolaba biniş ve seri atış nişan alma bilet ücreti kişi başına 4 TL'dir diyor. Buna göre sinkte yapılan ücretlendirme işlemi bir fonksiyonla ifade edip türünü yazalım. Arkadaşlar burada her bir aktivite, yani ister gondolaya biniş olsun, ister seri atış yapalım, ister dönme dolaba biniş yapalım arkadaşlar. Her birisi için 4 TL ödeyeceğimizden dolayı sabit fonksiyon diyebiliriz. Örnek verebiliriz. Evet. Şimdi bir tanımımız var arkadaşlar. Tanımlı olduğu durumlarda fx eşittir ax artı b bölü cx artı d sabit fonksiyon ise arkadaşlar, o zaman direkt fx eşittir, dikkatle bakın, x'in k sayıların birini oranlıyorum, eşittir b bölü d şeklinde formülüze edebiliriz arkadaşlar. Madem ki sabitse x'in ve sabitlerin k sayıları orantılı olmalıdır diyebiliriz. Yani burada şunu yazabiliriz arkadaşlar. Fx eşittir. Madem ki sabit mi? Evet, vermiş. O zaman diyoruz ki 6 bölü 2. Demek ki fx'imiz neymiş? 6 bölü 2, 3'e eşitmiş. Yani bizim sabit fonksiyonumuz 3'müş. Eşittir 3. O da k eksi 3 bölü k. Buradan içler dışlardan arkadaşlar, 3k eşittir k eksi 3. 2k eşittir eksi 3. K'mız buradan eksi 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Bize k değerini soruyordu. Bunu bulduk. Ve bana ayrıca f içerisinde eksi 3'ü de soruyormuş. Ve sorsun, problem değil. X yerine ne yazarsam yazayım, eksi 3 yazalım. Sonuç beni nereye götürecek? Artı 3'e götürecek. Yani bunun cevabı ne olacak? 3 diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu sorumuz da bu şekilde. Var mı sormak istediğimiz arkadaşlar? Evet. Ses 1-2 deneme. Yok hocam. Yok sanırım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar 21 nolu soru da kim okuyordu sırayla? Hani okuyorduk ya. Evet. Mahmut, dinliyoruz. Evet. Buğra, okuyalım. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kümesi üzerinde bir f sabit fonksiyonu tanımlanıyor. Her a elemanı a için sadece bir tane b elemanı a olduğuna göre 3a eksi 2b farkı en çok kaç? Her a eleman a için sadece bir tane b eleman a olduğuna göre 3a eksi 2b farkı kaçtır? Burada arkadaşlar ne yapabiliriz? Farkın en fazla olması isteniyor ya bize. En fazla. O zaman a yerine maksimum en büyük değer ne alabiliriz arkadaşlar? A yerine en fazla 8 alabilirim. O zaman 3 çarpı 8 diyorum. Eksi 2 çarpı b. B neyin elemanı? Yine a kümesi. B'yi de küçük seçiyorum arkadaşlar. 1 seçiyorum. 2 çarpı 1. 24'ten 2 çıkarırsam cevabımız ne olur? 22 olur. Doğru cevap. Denizli diyebiliriz. Evet, anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Evet, geçiyorum arkadaşlar. 22 numaralı soruda sabit fonksiyonla ilgili yine klasik bir sorulardan birisi. Ben diyorum ki fx eşittir ne olsun? C olsun arkadaşlar. Sabit C gitsin. Bu da C'dir. Bu da C'dir. Bu 3 çarpı C'dir. Bu eksi 2 çarpı C'dir. Toplarsam biz bunları
1, 1 daha 2, 2 tane C, 5 tane C, 3 tane, 2 tane C'yi çıkarttınız 5 C'den. 5 C eksi 2 C eşittir 9. 3 C'miz 9'dur arkadaşlar. C'miz 3'müş. Yani fx'imiz eşitmiş 3. Bana F7'yi soruyor. 7 yazarsak yine adres nereye gidecek? Tabii ki 3'e gidecek. Doğru cevap Bursa diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuza bakalım. Hepsini çözüyoruz ama dur bakalım. Bu nasıl? Sabit fonksiyon, birim fonksiyon. Bunu çözelim arkadaşlar. F sabit fonksiyonsa tek bir adrese gidecek. Tek bir adrese gidecek. Değil mi? Mesela f içerisinde 2x artı 1 ne olsun? Sabit c'ye gitsin arkadaşlar. Birim fonksiyon olduğu zaman g'nin içerisinde x eşittir x olmalı. Ben buraya içine 3x eksi 2 yazdığım zaman sonuç 3x eksi 2 olarak çıkması gerekir. O zaman yazıyorum. 3x eksi 2 olarak çıkartıyorum. Eşittir 3x eksi 8. Arkadaşlar düzenleme yaptığımızda orada kalem biraz güzel yazdım. C artı 3x eksi 2 yeniden yazıyorum. 3x eksi 8. 3x'leri götürebilirim arkadaşlar. Şunlar gitti. C'miz ne olur? Eksi 6 olur. Şimdi C neydi? Sabit fonksiyonun sabit yani f'in sabit sonucu. Yani nereye gidiyor? F yerine x yerine ne yazarsanız yazın. Sonuç adres eksi 6'ya gidecek. G fonksiyonunu biz bilmiyoruz. G fonksiyonu arkadaşlar neydi? Birim fonksiyondu. Şimdi ben şunun yerine 23 yazarsam sonuç yine bana nereye gösterecek? 23'ü gösterecek. Birim fonksiyon olduğu için içerisinde yazarsanız aynı adrese gidecektir. Dolayısıyla eksi 6 ile 23'ü toplarsanız arkadaşlar ne olur? Tabii ki de 17 olacak. Yani doğru cevap Adana diyebiliriz. Soru da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar diğer sorumuza. Burada bir etkinliğimiz var. Etkinliği hızlıca bakabiliriz. FGH fonksiyonların türlerine göre eşleştirdiğimiz. Birinci fonksiyon arkadaşlar nedir? Birim fonksiyon diyebiliriz. Neden? F1 eşittir 1. Bakın. F1 1 olarak çıkıyor. İşte F2 2 olarak çıkıyor. Adres aynı. F3 3 olarak çıkıyor. O yüzden biz buna ne diyoruz? Birim fonksiyon. Yani şu birime gidiyor. Diğerine bakıyoruz. Sabit arkadaşlar. F5'e gidiyor. Bu da sabit fonksiyon. Üçüncüsü bakın. O da birim fonksiyon. Tamam mı? O da birim fonksiyon olacak. Onu da tekrar B'ye götürebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Doğrusal fonksiyona geldik. Kim okuyordu? Bakalım şurada. Evet. Bilal okuyamıyor. Emre. Emre okusun. Mahmut. Mahmut duyuyor musun bizi? Evet Emre okuyalım. F, reel sayıdan reel sayıya ve A, B gerçel sayılar olmak üzere fx eşittir ax artı b kuralı ile verilen fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir. Bu fonksiyonların görüntü kümeleri analitik düzlemde doğru belirtilir. Bu bilgiyi fonksiyon grafikleri bölümünde işleyeceğiz. Evet, aynen. Şimdi fx doğrusal bir fonksiyonsa arkadaşlar x kareye yer yok. X kareye yer yok. O zaman biz diyeceğiz ki şunun katsayısı 0 olması gerekir. Demek ki A, B'ye eşit olacak. A, eşit B olmalı diyoruz. Şimdi A, B'ye eşitse arkadaşlar ben fx'i şöyle yazabilirim. Hepsini A cinsinden yazan varsa A, x artı A. Bizim fonksiyonumuz buymuş. Şimdi x yerine 2 yazacakmışım. Yazıyorum f2. Ne olur? 2 tane A artı tane artı A eşittir 6'ymış. Yani 3 tane A 6 ise
A'mız 2'dir. A B'ye eşitti zaten. Dolayısıyla arkadaşlar A ve B değerlerini bulduk. A değeri de 2'dir. B değeri de 2'dir. Sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Fx doğrusal fonksiyonmuş. Madem ki doğrusal fonksiyonsa arkadaşlar siz fx'i ax artı b şeklinde yazabilirsiniz. X yerine 3 yazıyorum. F3 diyorum arkadaşlar. 3. 3 tane a artı b. Neye eşitmiş? 8'e. Yazıyorum 8. Sonra f içerisinde eksi 1'i yazıyorum arkadaşlar. O da eksi a artı b. O da ne eşittir? Eksi 4'e eşittir. Taraf tarafa toplayabilirsiniz arkadaşlar. Toplarsak gerçi yok olmuyor ama birisini eksiyle çarpıp toplarsak problemi çözmüş oluruz. Bunu eksiyle çarpıyorum şimdi ikinci a eksi b olur eşittir 4 olur. Şimdi başlangıçtaki denklemle üçüncü denklemi taraflarını toplarsam b'ler gider arkadaşlar şöyle 4 tane a eşittir 12 olur. A'mız 3 çıkar. A 3 ise B'yi bulabiliriz. Ne olur? 9 değil mi? 9 diğer tarafa attık. Eksi 1. B de eksi 1. Şimdi bana F2 değerini soruyor. Biz F2'si şöyle yazabiliriz. A'yı B'yi bulduk ya. Şurada yerine yazıyorum. A yerine 3 yazıyorum. B yerine eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Demek ki 3x eksi 1'miş bizim fonksiyonumuz. Bana F2'yi soruyor. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 3 kere 2 6 eksi 1 cevabımız olacak 5 olacak. Yani F2'miz neymiş? 5 imiş. Evet bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim diğer örneğimize. 26 numaralı soruda aşağıdaki tabloda tanım kümesi gerçel sayılar olan ve bir f fonksiyonu için x'in bazı değerlerine karşılık gelen fx değerlerini vermiştir. Fx fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon olup olmadığını doğrusal ise denklemini bulunuz diyor. Arkadaşlar doğrusal olup olmadığını şöyle test edebiliriz. Mesela örneğin sıfırdan bire geçişte artış ne kadardır? Bir birim artışta iki birim azalmış. Bir birimde ne kadar azalmış? İki birim azalmış. Mesela buradan da aynı mı acaba? Bir birim artışta iki birim azalıyorsa o zaman bilin ki doğrusal. Bakın eksi birden eksi iki çıkarınca yine eksi iki birim azalma var. Doğrusal diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü doğrusal demek doğru orantı. Yani doğru orantılı olacak şekilde azalıyorsa ya da artıyorsa doğrusal ilişki vardır diyebiliriz. Şöyle olsaydı hata olurdu. İşte bir birimde iki azalma var iken burada da bir birime karşılık iki değil de dört birim azalma olmuş olsaydı doğrusal diyemezdik arkadaşlar. Burada doğrusallık var. Tamam doğrusal bir fonksiyon olduğunu test ettik. Peki denklemini biz nasıl ifade edebiliriz? Yani fx'imiz ne olacaktı arkadaşlar? Hatırlayın. Ax artı b doğrusalsa bu tarzda olması lazım. Şimdi x yerine 0 yazdığımızda arkadaşlar f 0 ne eşit? Bakın x yerine 0 yazıyoruz. 1'e eşit. Demek ki 1. B'miz neymiş? 1'miş. B'yi 1 bulduk. Arkadaşlar sonra herhangi bir değer daha verebilirsin. X yerine 1 yazın mesela. Bizim fonksiyonumuz ne çıktı şu anda? Ax artı 1 çıktı. Sonra x yerine 1 yazıyorum. Eksi 1'e eşit diyorum. 1 yazarsam f 1 eşittir. A artı 1 eşittir. Neye arkadaşlar? Eksi 1'e. A'mıza ne çıktı? Eksi 2 çıktı. Demek ki bizim fonksiyonumuz neymiş arkadaşlar? Yani fx'imiz a'yı bulduk ya. Götürüp yerine yazacağız. Eksi 2x arkadaşlar artı 1. Fonksiyonumuz buymuş. Eksi 2x artı 1 fonksiyonumuz imiş. Evet, var mı sormak istediğimiz arkadaşlar? Alo. Yok hocam. Tamamdır, geçiyorum. Arkadaşlar,
Son sorumuz bu şeydeki, fasküldeki fx fonksiyonu bulalım diyor. Bu fonksiyon doğrusal bir fonksiyon ise hemen diyebilirsiniz ki, diyebiliriz ki arkadaşlar fx eşittir ax artı b olsun. Götürüp arkadaşlar x gördüğümüz yere x artı 1 yazalım. F içerisinde x artı 1 yazarsam ne olur? A çarpı x artı 1 artı b olur. Düzenleme yaparsak arkadaşlar ax artı a artı b olacaktır. Sonra f içerisinde x eksi 1'i yazarsak a çarpı x eksi 1 artı b diyorum. Düzenleme yaptığımızda ax eksi a artı b olur. Bunları taraf tarafı topluyorum arkadaşlar. Toplarsam karenin rengini değiştirelim. Bakın şu a değerleri gidecek. 2 tane ax artı 2 tane b olacak. O da ne eşittir? 4x artı 6'ya. Buradan a'mız arkadaşlar 2'dir. B'miz de 3'tür. Dolayısıyla bizim fonksiyonumuz neymiş arkadaşlar? 2x artı 3 fonksiyonumuz imiş. Evet, bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Evet, var mı sormak istediğimiz? Arkadaşlar not alırsak bir sonraki dersimizde fonksiyon türlerini geçtik. Türleri 2 kısmına geçiş yapacağız. Yani şöyle bir göstereyim onu. Buradan şöyle bir temizleyelim. Evet arkadaşlar burada fonksiyon türleri 2 kısmında biz ne görecekmişiz? Parçalı tanımlı fonksiyon, tek ve çift fonksiyon kavramı, eşit fonksiyonlar, fonksiyonlarda 4 işlem. Bunları göreceğiz. Not alırsak arkadaşlar bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz. Var mı sormak istediğimiz arkadaşlar? Yok hocam. Evet, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bugünlük kadar diyelim. Bunu birazdan yüklemede yaparım inşallah. Sorun çıkmazsa. Görüşürüz arkadaşlar.